eğitim olmadan komünist terör son bulmaz. Şu unutulmamalıdır. Komünist terör için her türlü caydırıcı tedbire başvurulabilir. Fakat komünistlerin silah sarılmalarına sebep olan şey ideolojileridir. İdeolojiyi çürütmeden barış anlaşmaları, karşılıklı müzakereler veya caydırıcı yöntemler hiçbir şekilde kesin sonuç vermeyecektir. Hiçbir komünist kalkışma müzakereyle dindirilememiştir. Günümüzde İrlanda'daki IRA'yı veya İspanya'daki ETA'yı örnek vermeye kalkışanlar çok büyük yanılgı içindedirler ülkemizdeki terör komünist Kürdistan inşa etme hayali üzerine kuruludur. Ve eğer bir eğitim politikası başlatılmazsa bu hedef oluşana kadar sona ermeyecektir. Gençlerimiz komünist tehlikeye karşı eğitilmeli, ne ile karşı karşıya olduklarını, bunu nasıl bilimsel yöntemlerle ortadan kaldıracaklarını öğrenmelidirler. Güneydoğu'daki kardeşlerimiz hem darwinist komünist tehlikeyi çürütecek bilimsel bilgilere vakıf olmalı, hem de Kur'an'daki gerçek İslam anlayışını tanıyarak Bağna zihniyetin oluşturduğu arazlardan hurafelerden kurtulmalıdırlar. Özellikle Güneydoğu bölgemize yönelik eğitim politikası son derece önemlidir. Bu eğitim politikası oradaki kardeşlerimize yönelik sevgi politikasıyla birlikte yürütülmeli. Bu eğitim hem devletimizin hem de halkımızın sevgisiyle beraber verilmelidir. Eğitimcilerin kendilerini üstün gören, kibirli bir görünüm vermeleri çok büyük sakıncalar doğurabilir. Özellikle Kürt gençlerinin uzun zamandır rahatsızlıklarının temelinde bu gerçek olduğu unutulmamalıdır. Bu ülke içinde her vatandaş her yönüyle eşittir ve birinin diğerinden üstünlük iddiasında bulunması sadece o kişinin cahilliğinin bir göstergesi olacaktır. Dolayısıyla eğitim mutlaka Güneydoğu'nun hasret kaldığı sevgiyle birlikte sunulmalıdır. Güneydoğu halkımızın yıllar içinde ezilmişliği gayet iyi bildiğimiz, sonuçlarını hayretle izlediğimiz oldukça vahim bir konudur. Her ne kadar Kürt kardeşlerimiz yıllar boyunca çok acı çektilerse de bu mutlaka telafi edilebilir bir hatadır. Bu asla unutulmamalıdır.